Gazi Hüsrev Bey'i tanıyalım. 1480 civarında doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Ferhat Bey, annesi ise 2. Bayezid'in kızı Selçuk Sultan'dır. Babası Adana muhafızı olduğu sırada Kölemenlere karşı 1485'te bir savaşta şehit düşmüş, babasının vefatından sonra kendisine Serez'de büyük bir çiftliğin intikal ettiği, annesiyle birlikte İstanbul'a yerleştiği bilinmektedir. Diğer sultanzadeler gibi hususi tahsil görmüş olmalıdır. Dayısı Şehzade Mehmet Kefe 1503'te Sancak Beyliğine tayin edildiğinde onunla birlikte gittiği, hatta onun elçisi sıfatıyla Moskova'ya gönderildiği belirtilir. Daha sonra Semendir'e Sancak Beyliğine gönderilen Hüsrev Bey, bu görevde iken Belgrad'ın muhasara ve fethinde önemli hizmetlerde bulundu. Bu önemli kalenin düşmesini kolaylaştırmak için Sava Nehri'nin öte tarafında bulunan Zemun Kalesi'ni aldı ve Belgrad'ın fethinden sonra Bosna Sancak Beyliğine getirildi. 4 yıl kaldığı bu görevi sırasında Knin, Skradin, Ostrovice kalelerini ele geçirdi. Ancak Yelça Kalesi muhasarasındaki başarısızlığından dolayı 1525 yılında kısa bir süre görevinden alındı. Daha sonra yeniden Bosna Sancak Beyliğine getirildi ve bu defa 1533 yılına kadar görevde kaldı. Bu süre içinde Kanuni Sultan Süleyman'ın bazı seferlerine iştirak ettiği gibi, Bosna bölgesinde yeni fetihlerle sancağının sınırlarını genişletti. Mohaç Muharebesi'ne Bosna sipahileriyle katılarak Bali Bey'le birlikte Macar kuvvetlerini içeriye çekip arkadan vurma taktiğini başarıyla uygulamıştı. Bundan sonra Bosna, Dalmaçya, Slavonya ve Hırvatistan'da askeri bakımdan önemli birçok kale ve palandayı zapt etti. Yelça'nın geri alınması Hüsrev Bey'in en önemli başarılarından biridir. Bosna Krallığı'nın son merkezi olup 1463'te Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilen, ancak daha sonra Macarların eline geçen Yelça'yı ikinci defa 1528'de kuşatarak teslim almayı başardı. Gazi Hüsrev Bey 1533 yılı sonlarında Semendir'e sancağına tayin edildi ve 1536 yılı ortalarına kadar burada görev yaptı. Bu sırada komşu devletlerle, özellikle de Habsburglarla çeşitli diplomatik temaslarda bulundu. 1536'da, üçüncü defa Bosna Sancak Beyliğine tayin edilen Hüsrev Bey ölümüne kadar bu görevde kaldı. Böylece toplam 17 yıl kadar Bosna Sancak Beyliği yapmış oldu. Üçüncü Bosna Beyliği sırasında, Yahya Paşa oğlu Mehmet Bey ile birlikte 1536'da, Požega ve civarını zapt etmiş, ardından Kriz Kalesi'ne saldırılarda bulunmuştu. Arşidük Ferdinand'ın gönderdiği 10.000 kişilik kuvvete karşı Hüsrev Bey'in ketüdası Murat Voyvoda'nın kazandığı zafer üzerine Kriz Kalesi teslim olmuş, Kriz Sancak Beyliği Murat Voyvoda'ya verilmiş, ayrıca ziyametlerine ve Hüsrev Bey'in haslarına ilaveler yapılmıştı. 18 Haziran 1541'de Saraybosna'da vefat eden Hüsrev Bey, önceden yaptırmış olduğu Gazi Hüsrev Bey Camii avlusundaki türbeye gömüldü. Bu Gazi Cengaver'in eceliyle ölümünü halk bir türlü içine sindirememiş, onun şahsiyeti, faaliyetleri etrafında çok çeşitli menkıbeler ortaya çıkmıştır. Fetih ve gazadaki maharet ve başarısı sebebiyle Gazi lakabıyla anılır olmuştur. Gazi Hüsrev Bey, yoğun fetih ve gaza faaliyeti yanında Saraybosna ve çevresinin İslamlaşmasında çok önemli rol oynayan dini, ticari ve kültürel tesisler yaptırmıştır. Bu sebeple Saraybosna'nın ilk kurucusu olarak İsa Bey, ikinci kurucusu olarak da Gazi Hüsrev Bey gösterilir. Onun şehrin ortasında tesis ettiği külliyesi bir sembol olmuş, yüzyıllarca topluma hizmet vermiş, medresesinden pek çok kimse yetişmiştir. Külliye içinde kendi adıyla anılan kütüphane ise Arapça, Türkçe, Farsça, Boşnakça ve diğer dillerde zengin bir koleksiyona, ayrıca çok değerli Türkçe belgelere ve sicillere sahip olan bir kültür hazinesiydi. Bu külliyeye tahsis edilen han, hamam, bedesten, çarşı ve dükkanlar tesis için önemli bir gelir kaynağı olduğu gibi şehrin ticari ve iktisadi hayatında da mühim rol oynamıştı.
Kaynaklarda ve bazı yabancı elçilik mensupları ile seyyahların tasvirlerinde Gazi Hüsrev Bey, iri yarı, giyimine çok dikkat eden, ihtişamı seven, adil, vakarlı, fakirlere karşı merhametli, gayrimüslimlere karşı müsamahakâr bir şahsiyet olarak tavsif edilmektedir. Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camii'nde her gün öğle namazından sonra, ruhuna ithaf edilmek üzere, hatim okunması bir gelenek halinde günümüze kadar gelmiştir. 1988'de, Saraybosna İslam Teoloji Fakültesi'nde Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 450. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, büyük bir merasim tertiplenerek Gazi Hüsrev Bey yad edilmiş ve dış ülkelerden heyetlerinde katıldığı bu toplantı vesilesiyle muhtelif neşriyat yapılmıştır.